Bu öğrenme birim soruları, birinci soruyu okur musun? Yani resim düzenleme konusunun soruları, modül görüntü işleme modülü. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi ekranda görüntü oluşturan noktalara verilen addır? Piksel mi hocam? Görüntüyü oluşturan noktalara verilen ad pikseldi. Bir piksel kırmızı, yeşil, mavi renklerden oluşuyordu değil mi? RGB dediğimiz üç tane noktadan oluşuyor. Çözünürlük yatay ve dikeydeki toplam piksel sayısıydı. Mesela 1024'de 768. Rezolasyonda TPI dediğimiz kavramını açıklıyorduk. İnç başına piksel sayısı olarak. Evet, ikinci soruda. Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası formatı değildir? Hocam bunda AVI olabilir mi? Evet, AVI olacak. PNG dosyası Fireworks'ün düzenlenebilir görüntü dosyasıydı değil mi? Biz bir afiş, broşür tasarımı Fireworks'a yaptığımız zaman PNG uzantılı olarak kaydedip daha sonra üzerinde değişiklikler yapabiliyorduk. JPEG en çok kullanılan dosya formatlarından biri. Web'de sık kullanılıyor çünkü dosya boyutu az, görüntü kalitesi yüksek olduğu için GIF'le hareketli resim dosyalarını yapabiliyorduk. Biz yapabiliyorduk. Bir sonraki modülde çalışması vardı bunun hatırlarsan. Üçüncü soru. Ne olacak? Aşağıdakilerden hangisi görüntü işleme yazılımı? Hocam bu da PNG değil mi? Az önce söylemiştiniz. Ya PNG ama burada PSD de görüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır. Mesela PSD Photoshop'ta kullanıyor. Aslında burada iki tane cevap var. Biz bunu düzeltmek için burada aşağıdakilerden hangisi Fireworks görüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır diye söylersen PNG olur o zaman. Tamam mı? İki tane cevap var. Burada hangi görüntü işleme yazılımı olduğunu belirtmemiz lazım. PNG dediğimiz zaman daha çok Fireworks'te biz PNG'yi kullanıyoruz. Photoshop'ta da PSD uzantılı dosyaları kullanıyoruz. Dört. Görüntü işleme yazılımında yeni belge oluşturmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? CTRL N mi hocam? Evet. CTRL-S ile kaydediyorduk değil mi? CTRL-Z Evet. ile işlemleri geri alıyorduk. CTRL-O ile de var olan dosyaları mesela daha önce oluşturduğum PNG dosyalarını açmak için CTRL-O'yu kullanabiliriz. Bunlar bütün şeylerde yazılımlarda ortak şeyler. Artık çok rahatlıkla cevap veriyorsunuz bunlara. Beşinci soru. Yeni belge oluşturulurken aşağıdakilerden hangi ölçü birimi kullanılamaz? Burada emin değilim ama santimetre mi? İnç santimetre var, milimetre yok. Şuradan gösterelim. Dosya yeni açtığın zaman burada genişlik yükseklik değerlerinde biz piksel inç santimetre olarak ayarlayabiliyoruz. Yükseklik de aynı şekilde. Ama milimetre diye bir değer yok. Çözünürlüğü de piksel bölü inç ya da piksel bölü santimetre olarak ayarlayabiliyoruz. Tamam mı? Onun için cevap burada milimetre olacak bu soruda. Evet, altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi özellikler denetçisi panelinin varsayılan olarak ekrandaki yerini doğru olarak göstermektedir? Bundan pek emin değilim hocam, hatırlamıyorum. Ama Denetçisi üstünde neredeydi? olabilir mi? Yani şurada, şurada özellikler denetçisi altta. Değil mi? Varsayılan yeri burası. Biz bunun Evet yerini hocam, evet altta sanırım. değiştirebiliyoruz. Paneller esnek bir yapıya sahip. İstediğiniz gibi sahnenin istediğiniz yerine sürükle bırak yöntemiyle ne yapabilirdik? Burada istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz. Aferin. Altında olacak. Yedinci soru.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar panelinin bölümlerinden biri değildir? Hocam seçme. Seç var. Yo. Hay var hocam, pardon. Sanırsam web mi, görünüm olabilir mi? Web de var. Görünüm de O var. zaman resim, o zaman hocam. Resim yok. Burada hatırlayacak olursak seç. Yani bir nesneyi seçmek için kullandığımız işaretçi araçları, ölçekleme aracı falan vardı burada. Kırpma aracı var mesela. Bitmap'te resimler üzerinde bitmap seçimleri yapabiliyorduk. Yani burada vektörlerle vektörel çizimler yapabiliyoruz. Web kısmında dilimleme ve sıcak nokta bir resmin üzerine gelip şey veriyorduk. Buradan hani diyelim bebeğin kafasını sıcak nokta olarak ayarlayıp bastığın zaman ilgili siteye gönderebilirsin. Renkler bir de görünüm kısmı vardı. Şey yok. Resim diye bir kısım yok burada. Tamam mı? Evet. 8. soru. GIF formatı ile hareketli resimler oluşturulabilir. Doğru. Evet. Doğru. 9. soru. Araçlar paneli konularına göre bölümlere ayrılmıştır. Doğru. Daha yeni 6 tane bölüm var. Söylemiştik hepsine. 10. soru. Görüntü işleme yazılımı panellere esnek bir yapıya sahiptir. Doğru mu? Doğru. Yani ben panelleri istediğim gibi burada mesela özellikler paneli burada ama ben bunu istediğim gibi sahnenin istediğin yerine alabilirim. Mesela şeyde. Ondan sonra kapatabiliriz. İstediğim konumu alabilirim. Daraltıp genişletebilirim. Bunu sürükle bırak yöntemiyle istediğin yere konumlandırmak için mavi çerçeve çıkacak. Buraya bıraktığın zaman orada konumlanmış oluyor. Onun için esnek bir yapıya sahiptir şeyler. Doğru. 7. soru. Görüntü işleme 11. yazılımı soru içindeki pardon. paneller kapatılmaz. Yanlış değil mi hocam? Kapatılabiliyordu sanırım. İstediğimiz gibi kapatabiliriz. Mesela birini kapatalım. Şurada izahlı paneli var. Nesneleri tuvale göre ya da nesnelere göre hizalama işlemi yapabiliyoruz. Burada çarpıdan istediğim gibi kapatabiliyorum. Nereden açıyorduk bunları? Kapattıktan sonra. Hocam pencere sekmesinden açıyorduk. Pencereden buradan izalayı tekrardan Evet. açabiliriz. Kısa yol tuşu varsa biliyorsan kısa yol tuşlarıyla da açılabiliyor demiştik. 11. soru yanlış. Onun için sarıyla işaretlemiyorum. Evet, 12. soru. Tamam. Özellikler denetçisi araçların seçili nesnenin özelliklerini gösterir. Bunu bilmiyorum. Bir saniye hocam. Özellik. İşte doğru mu? Çünkü Doğru hocam olacak. üstüne bas. Çünkü evet, üstünde yazıyor hatta bir şeye tıkladığınızda falan. Yani mesela diyelim Özelliklerini de gösteriyor. ben buraya bir tane şey çizeceğim. Şuradan diyelim tuvalin rengini değiştirmek için özellikler denetçisinden gelip mesela gri yapabiliyorduk. Ya da buraya diyelim bir tane şey çizdin. Elips çizdik. Şeyde burada mesela genişlik, yükseklik değerlerini oynayabilirsin. Diyelim 300-300 bir tane daire yapmak istediğim zaman burada özellikler denetçisinden istediğimiz gibi ayar yapabiliyorduk. X-Y koordinatlarını değiştirebiliriz. Mesela 100'e 100 koordinatına gönderebiliyoruz. Özellikler denetçisinden bir nesne ile ilgili özelliklerini değiştirebiliriz. Onun için cevap doğru olacak. Tamam mı? Araçlar paneli ile ilgili sorular var. Bunları açalım. İkinci öğrenme faaliyetinde araçlar paneli ile ilgili yani şu soldaki araçlarla ilgili konular vardı. Bunlarla ilgili soruları cevaplandıralım. Evet, birinci soru.
Seçim alanına ekleme yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisiyle bitmap seçim araçları kullanılmalıdır? Hocam ben bunları unuttum ama CTRL miydi? Alt mıydı? Seçim alanına ekleme yapmak istediğimiz zaman shift tuşunu kullanacağız. Mesela diyelim ben şöyle bir şunu seçim yapamıyor. Burada yaptık diyelim, tamam mı? Sahnenin üzerinde shift tuşuna şu an basılı tuttuğum zaman artı işaretinin yanında bir tane daha sağ altta küçük artı çıkıyor. Yani şu an ben istediğim kadar shift tuşuna basılı tutarak ne yapabiliyorum? Seçim yapabiliyoruz. Onun için cevap shift olacak burada. İkinci soruda tersini soruyor. Çıkarma yapmak için ne yapmamız lazım? Bunu hatırlıyor musun Bu cevabını? sefer de alt tuş mu hocam? Evet, alt tuşunu kullanıyoruz. Alt tuşuna bastığın zaman artının hemen sağında küçük bir tane eksi çıktı. Fark ettin mi? Buradan bastığın zaman seçim alanı çıkartma işlemi yapabiliyorsun. Evet, üçüncü soru. Birden fazla seçmek için seçim aracı aşağıdakilerden hangisiyle kullanılmalıdır? Bu sefer CTRL ile mi? Hayır. Yoksa yine çift mi hocam? Shift'le yapıyoruz. Bunun için işaretçi aracını aldın. Mesela burada biz bir tane dikdörtgen çizelim şöyle yanına. Bunların ikisini seçmek için ne yapıyordum? Shift tuşuna basılı tutup işaretçi aracıyla tek tek ne yapıyoruz? İkisini de seçtik. Seçtiğini nereden anladık? Bakın seçtiğin zaman mavi noktalar oluşuyor şeylerde, köşelerde. Belirli yerlerinde mavi noktalar oluyor. Ya da ne yapıyorduk? Belli bir alan, yani mouse'un sol tuşuna basılı tutup ne yapıyorum? Belli bir alan oluşturuyorum. Yani ikisini de kapsayacak şekilde bir seçim alanı oluşturup ikisini de seçebilirsin. Sol tuşuna basılı tutup sürükle bırak yöntemiyle bir alan oluşturup bütün şeyleri bu şekilde de seçebiliyoruz. Windows'ta da dosyaları seçerken çok seçim yapmak için ardışık seçim yapmak için Shift'i kullanıyorduk. Burada da benzer düşünebilirsin. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi kırpma aracı simgesidir? Hocam Denizli. Aracı bu. Evet. Şunu hatırlıyoruz mu? Bu C Hocam bir şıkkı tanesi sanırsam damga aracı mıydı yoksa? lastik damga aracı. Güzel. Bunlar bir alanı alıp başka alanı Hocam o kopyalayabiliyorduk. damga şey miydi? Neydi sanırım? Bilmiyorum. Damga aracıyla biz ne yapabiliyorduk? Mesela suratımda ben varsa bunu ne yapabiliriz? Damga aracıyla ilk başta düzgün bir alandan seçiyorsun. Bu alanı kopyalayıp o şeyin üstüne götürdüğün zaman benim üzerine götürdüğün zaman yok edebiliyorduk. Şurada dikdörtgen seçim aracıydı, değil mi? Bu da şu simgede ölçek aracı oluyor. Yani şu hangi simge oluyor? A'daki ölçek aracı, B'deki dikdörtgen seçim aracı, C'deki lastik damga aracı, D'deki de kırpma aracı oluyor. Evet. Beşinci soru. Burada mısın Necanur? Buradayım hocam, buradayım. Aşağıdaki araçlardan hangisi rötuş işlemiyle kullanılır? Hocam, burada şimdi işaretiyle silgi arasında kaldım. Aslında Ya silgi resmin üzerinde değişiklik yapabiliyorsun. yani onunla da rötuş yapılabilir çünkü hadi siliyor. Yani silebilirsin resmin, o da rötuşa giriyor. Lastik damgayı söylemiştik. Leke aracıyla da
renkleri Hocam karıştırmaya sesiniz yarıyor. gelmiyor şu an. Bir tane resim üzerinde göstereyim bunları sana. Hatırlamak için. Hocam az önce sesiniz çok gitti geldi hiçbir şey Tamam. duymadım. Tamam söyleyeyim. Bir dakika. Bir resim ayarlayayım da. Şimdi araçlarda işaretçi aracıyla ben ne yapabilirim? Sadece seçebiliyorum. Onun için rötuş işlemi yapmıyoruz burada. Leke aracı renkleri birbirine karıştırmaya yarıyordu. Şurada el işareti şöyle renkleri birbirine karıştırmaya yarıyor bu araç. Onun için bu da rötuş aracı oluyor. Silgi var. Silgi aracıyla ben isterim resmin istediğim kısmını ne yapabilirim? Silebilirim. Şekilde resmin istediğimiz kısmını ne yapıyoruz? Silebiliyorum. Ve bir de şey vardır, lastik damga aracı. O da şuradaydı. Şu an geliyor mu ses? Mesela Geliyor hocam. yüzde burası düzgün. Burayı bir kopyaladım ilk bastım. Tamam mı? Ondan sonra şeyin üstüne bastığımız zaman şurada bununla beni yok etmek için bunu kullanıyorduk. Neden olmadı şimdi? Beni yok etmek için bununla kullanabiliyoruz şey lastik damga aracı. Şimdi özel çalışmıyor. Yani ben buradan alından düzgün bir alan alıp burada ne yapabiliyordum? Benim üzerine bıraktığım zaman burada o beni yok etme imkanım vardı. Şu an beni kopyaladık, şeyi aldık bak. Tamam mı? Şu an ne yaptık? Yok etmiş olduk bu şekilde. Yani burada işaretçi aracıyla şey yapamıyoruz. Altıncı soruda kalmıştık. Buradan devam edelim Ece Nur. Tamam hocam. Evet, okuyalım altıyı. Tuval rengi bir kere... Hocam altıncı soru değil mi? Okuyorum. Evet. Tuval rengi bir kere ayarlandıktan sonra bir daha değiştirilemez. Hayır değiştiriliyor hocam. Yanlış bu. Özellikler panelinden değiştirebileceğin gibi şurada değiştir tuval rengi diyerek de buradan da değiştirebiliyoruz. Tamam mı? Değişik. Gri'nin farklı bir fonunu yaptık. Ya da şöyle gri yapalım. Değiştirebilirsin. Onun için yanlış olacak. Yedinci soru. Leke aracı renkleri karıştırmaya yarar. Doğru. Daha önce cevaplamıştık zaten. Sekizinci soru. Bilgi paneli imlecin konumunu hakkında bilgi verir. Doğru. İmlecin konumu hakkında bilgi verdiği gibi şurada bilgi panelini pencereden açıp bilgi şurada. Alt çift F12 kısa yol tuşu da var. Mesela bir nesne ile ilgili genişlik yükseklik değerini seçili nesne ile ilgili genişlik yükseklik değerini buradan ayarlayabiliyoruz. Konumunu ayarlayabiliriz. Şeyin, seçili nesnenin mesela %100 konumuna gönderelim. Böyle. İmlecin konum hakkında şu an neredeyse şu an %100 konumunda olduğunu buradan görebiliriz. Renk değerleri
hakkında da bilgi veriyor şeyde, tamam mı? 8 de doğru olacak. 9. Görüntü işleme yazılımı otomatik olarak düzeyleri ayarlayabilir. Bundan emin değilim ama. Doğru mu hocam? Bu da doğru. Birazdan göstereyim. Yani burada filtreler, renk ayarla otomatik düzeyler kısmından yapıyorduk. Burada değil de. Bir dakika. Resim. Anladım hocam. Kendine göre ölçümlüyordu hatta. Otomatik düzeyler tekrarla. Renk ayarlar düzeyler kısmından. Burada mesela renk değerleriyle oynayabiliriz şeyin. Orta gölge vurgu ayarlarına buradan yapma imkanımız var bu şekilde. Mesela kırmızı ayarını değiştirebilirsin. Yeşil dengesini değiştirebilirsin resimdeki. Şu da otomatik olarak bastığın zaman otomatik olarak kendisi yapıyor şeyle. Şu an farklı mesela ön izleme dediğin zaman ön izlemeden görebilirsin şeyi. Bu şekilde renk dengesiyle filtre renk ayarla düzeylerden yapabiliyorduk. Onun için doğru olacak. 10. soru. Görüntü işleme yazılımı seçim işlemleri için ayrı bir menüye sahiptir. Doğru mu? Doğru. Seç menüsü var bununla ilgili. Tümünü seç, CTRL seçimi kaldır için CTRL-D kullanıyoruz. Benzerini seçebilirsin. Şu sili değnek aracıyla benzer işi yapıyor. Tersini seç var. Mesela diyelim ben burada kafayı kafa dışındaki kısımları seçmek için ne yapacağım? Şu an burayı seçtim. CTRL Shift V'ye bastım. Kafanın dışındaki kısımlar seçildi. Del tuşuna basarsan sadece kafa kalacak. Yani burada şeyde, tamam mı? Mesela geçiş yumuşatma yapabiliyoruz. Seçim çerçevesi genişlet, daralt. Kenarlık ekleyebiliyorduk. Çerçeve, resim çerçevesi gibi kenarlık ekleyip içini boyayabiliyorduk burada. Seçim çerçevesini yola dönüştür diyerek yola dönüştürebiliyoruz. Bu tarz işlemleri seç menüsünden yapabiliyorduk. Onda onun için doğru olacak. Vektör araçları ile ilgili sorular. Var. Birinci soru. Biri okur musun? Çalışma alanına kılavuz eklemek için aşağıdaki hangi araçtan faydalanılır? Özellikler denetçisi değildir. Araçlar... Hocam menüler mi? Hayır, cetveller bence. Cetvellerden yapıyorduk. Cetvel açık değilse CTRL Alt R ile şu an bende açık. Gönlünden cetveller açmak için CTRL Alt R diyorduk. Buradan cetvel açıkken ne yapıyorduk? Yatay dikey cetvellerden kılavuz çizgilerini sürükle bırak yöntemiyle yapıyorduk. Burada işte görünüm kılavuzlardan şu kılavuzları göster kısmının işaretli olmasına özen göstermemiz lazım ki eklediğim zaman görebiliriz. Bunları tersine çıkarmak için ne yapıyorduk? Çıkarmak için şurada cetvele doğru sürüklediğiniz zaman şu an kilitli olduğu için çıkmıyor. Kilitleri buradan sürükle bırak yöntemini tekrardan cetvele doğru sürüklediğimiz zaman da kılavuz çizgisini şey oluyorduk.
Bunu bir afiş broşür tasarlarken nesneleri mesela üç parçaya böleceksin kağıdı, değil mi? Burada kılavuzlardan yararlanabilirsin. İkinci soru. Daire çizmek için elips aracı aşağıdaki hangi tuşla birlikte kullanılır? Hocam shift mi? Evet, düzgün çizimlerde shift kullanıyorduk. Dikdörtgen aracıyla aynı şekilde shift tuşuna basarsan kare çiziyorduk. Üçüncü soru. Merkezden dikdörtgen çizmek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanılır? Bu sefer jet alt mı acaba? Alt, evet, aferin. Alt tuşuyla ne yapıyorduk? Merkezden dikdörtgen çizebiliriz. Hem shift hem alta basarsan merkezden kare çizimi yapabiliyorduk. 4. Çalışma alanında her işlemi kaydeden panel aşağıdakilerden hangisidir? Bunu bilmiyorum. Siller olmaz, geçmiş olmaz. Bilgi olabilir mi hocam? Bilgiyi zaten hani yukarıda demiştik ya, konumuyla renk değerleriyle ilgili bilgi veriyor şeyde. Onun için bilgi paneli olmaz. Ha, o zaman hocam geçmiş ya da katmanlar olabilir, bilmiyorum ama şu an Adı geçmiş olabilir mi hocam? kaydeden geçmiş olacak. Şimdi burada mesela ben şurada bunun opak değerini değiştireyim. %50 yarı saydam yapayım mesela burada. Tamam mı? Şu an yarı saydam olarak çoğaldı. Burada geçmiş panelini açıyorum şimdi. Altta opaklık var. Mesela buraya bir tane şey çizeyim. Yani bütün daha önce kılavuz sildik. Bak mesela burada kayıtlanmış kılavuz ekledik. Geçmişte kayıt edilmiş. Mesela buraya şey çizdik. Ben şimdi buradan opaklığı seçip şuradan tekrarla dediğim zaman bunda yarı opak yapması lazım şeyde. Tamam mı? Burada opaklığı şey yapıyor. Onun için geçmişte bütün komutlar kaydediliyor burada. Beşinci soru. Beşinci soru. Hocam bir saniye. Aktif filtreler aşağıdaki hangi panelde yer alır? Aktif filtreler. Filtre nereden ekliyorduk? Mesela Özellikler iç gölge, dış denetçisi. gölge falan. Mesela buna bir iç gölge eklemek için özellikler denetçisinden iç gölge deyip ne yapabiliyorduk? O zaman özellikler denetçisinde olmuş oluyor hocam. Yeşil gölge şöyle ekleyelim. Özellikler denetçisinden yapıyoruz bunu. Şurada yukarıda bir iç gölge, yeşil bir gölge oluşturdu. Evet. Altıncı soru. Kaydedilenler aşağıdaki hangi panelde kullanılır? Bu sefer sitelerde mi? Bunun aslında iki tane cevabı var. Hem ana şey olarak stiller özellikler denetçisinden de yapabiliyoruz. İki tane cevabı var burada. Onu da gösterelim. Şurada şu gölgeyi, iç gölgeyi biraz daha belirginleştireyim. Şimdi. Mesela bunu burada yaptıktan sonra stiller panelini açıyoruz. Ctrl F11 ile. Şurada yeni stil diyoruz. Burada stile bir isim veriyoruz. Mesela yeşil iç gölge ismini verdim. Kaydettim. Şu an stiller paneline geliyor. Buradan da kullanabilirsin. Mesela şunu deneyelim. Buradan seçtiğim zaman yeşil iç gölge oldu. Tamam mı? Buradan deneyebileceğin gibi başka bir tane daha şuraya resim çizelim. Çokgen çizelim bu sefer. Mesela yıldız çizdim. Yıldızda şurada altta şey var bak. Stil yok diye. Buradan yeşil iç gölgeyi seçersen buradan da yapabiliyorsun.
Yani iki kısımdan yapılabiliyor. Onun için CL'de cevap olacak. Burada biz bunu sorarsak birini buradan yok ederiz. Mesela özellikler denetçisi değil de geçmiş paneli diye değiştirsek cevap deniz olur o zaman. Yedinci soru. Yedinci. Cetvel ve kılavuzlar hizalama için kullanıcıya yardımcı olur. Evet, doğru. Doğru. Daha önce cevaplamıştık. Kaydedilen stil bir daha silinemez. Doğru mu, Hocam yanlış yanlış mı? değil miyiz? Yanlış. Ben bunu silmek için Silebiliyorduk. yapacağım. Bu stiller panelinden ya da şeyden seçtikten sonra şurada çöp kovasına basarsam stili ne yapıyoruz? Buradan silebiliyoruz. Seçilen stiller silinsin mi? Tamam dediğin zaman burada stilini yapmış olduk. Silmiş oluyoruz. Burada işte hazır şeyler var. Stiller paneline hazır stiller. Mesela şunu uyguladığın zaman ya bunların yapısına baktığın zaman da şeyler kullanılıyor. Filtreler burada kullanılmış. Mesela hazır bir stil seçtim. Şimdi içinde mesela eğriler, iç şımadır, yüzeylerdir, iç gölge, parlaklıktır. Bu tarz şeyler. Yani yapısında filtreler kullanılıyor stillerinde. Evet, kaydedilen stiller bir daha silinmez. Yanlış. Dokuzuncu soru. Nesneleri gruplandırdıktan sonra gruplar tekrar çözülemez. Hocam yanlış değil mi? Çözebiliyorduk. Evet. Kısa yol tuşunu hatırlıyor musun? Mesela şu Hayır ikisini hocam. gruplandırmak için değiştirden grupla CTRL-G kısa yol tuşu kullanıyor. Yani gruplandırdığınız zaman şöyle sağ tuşta da var gruplar. Bunları aynı anda hareket ettirebilirsin ya da rengini değiştirebiliriz değil mi? Ben ne yapayım? Yeşil olarak ayarladım rengini. Grubu çözmek için de CTRL-G tuşunun shift tuşu ekliyorduk. Ters işlemlerde genelde. Şu an grubu çözmüş olduk. Yanlış olacak. 10. soru. Tuvalet sığdır ile tuval nesnelere göre daraltılır. Doğru. Doğru olacak. Bunu yapmanın birkaç yöntemi var hatırlarsan. Şurada şu an geniş tuvale sığdır özellikler paneline bastığın zaman tuvali sığdırdı. Orada geri alalım. Değiştir. Tuval kısmında tuvali kes. Ctrl Alt T kısa yol tuşu buradan da yapabiliyorduk. İşlemi geri alalım. Değiştir. Tuvale sığdır dersen buradan da yapabiliyorsun. Ctrl Alt F. Bunun tersini yapmak istesem diyelim bunu genişletmek için ne yapıyordum? Tuval boyutunu daha da değiştirebiliriz. Mesela 1300 buradan tersini yapmak istediğim zaman 700 diyerek tuval boyutuyla da genişletme işlemini yapma imkanımız var. Onda doğru olacak. Şimdi katmanlarla ilgili şeyler var. Evet, birinci soru. Katmanlar görüntü işleme yazılımı içinde nesneleri organize etmekte kullanıcıya yardımcı olur. Doğru. Doğru, değil mi? O nesneleri organize etmek için kullanıyoruz. Hatta şuradan bir açalım dosya değil. Açtan dört katmanlar. Şuradan bir açalım. Katmanlar panelini açmak için pencere menüsünden katmanlar var mıydı? Şurada F2 kısa yol tuşuyla hani şeyden açabiliyoruz. Şu an kapattım, açtım. Burada. Şekilde katmanları görüyoruz. Evet.
İkinci soru. Kitlenen katmanların kilitleri tekrar kaldırılamaz. Hayır, yanlış. Hocam kaldırabiliyorduk diye hatırlıyorum. Nesneler hareket etmemesi için kilitlememiz gerekiyor değil mi? Mesela şurada yıldız katmanını kilitledim. Neredeydi o yıldız? Şu an burayı hareket ettiremiyor. Şeyde, tamam mı? Kilidini tekrar kaldırıp tekrar kilitleyebilirsin. Üçüncü soru. Katmanlar gizlendiği zaman tuval üzerine katman nesneleri de gizlenir. Doğru mu? Doğru olacak. Mesela yıldız katmanını buradan gizlediğim zaman çünkü sol alt köşede şeyler bu katmanın içindeki nesneler gizleniyor. Tamam mı? Dört. Katman içindeki nesnelerin sıralaması değiştirilemez. Hayır hocam, değiştirebiliyorduk diye hatırlıyorum. Nasıl değiştiriyorduk? Sürükle bırak yöntemiyle değiştirebiliriz, değil mi? Sürükle Mesela bırak şurada yöntemiyle. ne var? Şu bak ki ona şu yuvarlak köşeliğinden ha. Bir yuvarlak köşeliğinin yerini değiştirdim. Altı aldım şu an. Yerin sıralamasında en üstteki hangi nesne varsa onu gösteriyorduk. Değil mi? Mesela şu Evet. bu burada daire bir altı aldık mesela bu şekilde. Bir başka yöntemle değiştir yerleştirden de yapabiliyoruz. Mesela seçili nesneyi en öne getir dediğim zaman şu an daire en öne çıkmış oldu. Tamam mı? Evet, 3 yanlış, 4 yanlış pardon, 5. Nesnelerin renklerinin değişimi özellikler denetçisinden yapılabilir. Doğru. Özellikler denetçisinden değiştirebiliyoruz. Evet, doğru. 6. Görüntü işleme yazılımı uygulamalarında yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilemez. Yuvarlak köşeli dikdörtgen. Hocam bundan emin değilim ama yanlış mı? Çizebiliyoruz. Yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilebiliyor onun için. Yanlış olacak. Nereden çiziyorduk? Şuraya hemen bir de dikdörtgen nesnesini aldın. Buraya bir dikdörtgen çizdik diyelim şöyle. Ondan sonra şurada yuvarlaklık değeri var. Bununla oynadığın zaman yuvarlak köşeli dikdörtgen ne yapabiliyorum ben? Şu an kenarları yuvarlatılıyor. Tamam mı? Buradan yuvarlaklık değeriyle oynarsan şu an buradan çizebildiğin gibi bir de şeyden yapabilirsin. Şurada dikdörtgen aracının altında yuvarlak köşeli dikdörtgen var. Buraya gelip bastın, buraya çizdin. Şu karı noktalara basarak farklı şekiller yapabiliyorsun. Mesela böyle, şöyle, şöyle. Mesela şunlarla oynayarak değişik. Buradan da yapabilirsin. Yani dikdörtgen aracının altında yuvarlak köşeli dikdörtgen diyerek de buradan yapma imkanımız var. Bu kısmı bitirelim, ondan sonra biraz ara verelim. 6, 7. soru. Nesnelere doku özellik denetçisinden eklenir. Doğru. Doğru olacak. Ondan sonra, hocam geçeyim mi 8'e? Evet, 8. 8. Tek katmanlı düzenlemede sadece seçili katman nesneleri aktif olur. Doğru. Burada da yani diyelim senin binlerce katmanın var. Bu katmanlar tek katmanın düzenleme olmasa hepsini tek tek ne yapacaktın? Tek tek kilitleyecektik. Tamam mı? Şu an bunu tek katmanın düzenlemeyi şuradan yapıyorduk. Şurada tek katman seçeneklerine bastığın zaman tek katmanın düzenleme aktifse sadece ben bunun üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Tamam. Mesela şu an nerede bu? Benim aktif katmanım şu an şekil katmanı. Mesela yıldız üzerinde şu katman üzerinde işlem yapamıyorum. Mesela yıldız katmanına geçeyim şimdi. Bunları buradan hareket ettirebiliyorum. Tamam mı?
diğer tek katmanın düzenleme olmasaydı biz katmanların hepsini tek tek kilitlemek zorunda kalacaktık. Aktif katman hariç bütün hepsine milyonlarca katman olduğunu düşün. Zor olacaktı bizim için değil mi? Tek katmanın düzenleme onun için işimizi kolaylaştırıyor. Dokuzuncu soru. Görüntü işleme yazılımı varsayılan dolgu rengini siyah, kontür rengini beyaz olarak ayarlar. Doğru. Yanlış olacak bu, tamam mı? Dolgu rengi beyaz, tersi olacak. Kontür rengi siyah olarak ayarlayabiliyoruz. Şeyde. İstediğin rengi ayarlayabilirsin ama varsayılan değerleri bunlar olduğu için yanlış olacak. Bunu nereden ayarlıyorduk? Onu da göstereyim hemen. Şuradan. Bu da özelliklerden ötesinden mi hocam? Düzenli tercihlerden geldiğin zaman burada varsayılan kontur rengi siyah, tamam mı? Dolgu rengi beyaz olarak ayarlanıyor şeyde. Varsayılan olarak. Ben bunu istediğim renk yapabiliyorum ama. Onun için burası yanlış olacak. 10. soru. Görüntü işleme yazılımları nesneleri hizalamak için panel bulunamamaktadır. Bulunmamaktadır Yanlış mı diyor. hocam? Yanlış. Hizala panelim var burada. Pencere. Daha yeni kapattım. Hizala panelinden mesela tuvale göre şunu şey aldım. Mesela altta değişiyor bak. Altta bir simgem var. Bunlar tam orta noktayı almak için şunu tam orta noktayı aldım şu an. Buradan yapabiliyorduk. Metin işlemleriyle ilgili sorular var. Bunları cevaplandıralım. Birinci soru. Görüntü işleme yazılımı standart metin özellikleri yanında web için metin özellikleri de sunar. Doğru. Bunu metin dilimleme kısmından yapabiliyorduk şeyde. Dilimlemede HTML kodları da yazıp şey yapabilme imkanımız vardı. Web'de kullanma imkanı onun için doğru olacak. Sarıyla işaretledim. İkinci soru. Görüntü işleme yazılımı sabit genişlikte bir alan içine metin yazmaya izin vermez. Bundan emin değilim ama yanlış olabilir mi hocam? Sabit genişlikte bir alan içine metin yazmaya yanlış olacak. Diyelim metin aracını aldın ya böyle bir yere konumlandırıp mesela Ece şöyle yazalım. Bu şekilde yapabileceğin gibi ya da sabit uzunlukta bir alan belirliyorsun. Böyle buraya da Ece Nur şeklinde yazma imkanımız var. Onun için yanlış olacak cevap. Tamam mı? Üçüncü soru. Görüntü işleme yazılımında metin sadece soldan sağa doğru yazılabilir. Yok, yanlış mı hocam? Yanlış Doğru mu? olacak. Çünkü her Yanlış şekilde de olacak. yazabiliyorduk. Yukarıdan aşağıya da yazabilirsin. Mesela şuradan bunu seçtiğin zaman şurada A, B, C'de şeyim var. Bunlar soldan sağdan sola dikey dediğinde buradan dikey olarak hale getirebilirsin. Tamam mı? Ya da ölçeklendirme aracıyla döndürme imkanı da var. Mesela şunu gelip buradan ölçek aracını alıp buradan döndürdüğün zaman buradan da dikey yapma imkanımız var. İstediğin gibi döndürebilirsin. Şurada A, B, C'de sembolüm var. Altında bir ok işareti var. Bunlar yapabiliyorduk. Beş. Hocam 4'teyiz. Görüntü işleme yazılımında metin Tamam. denetimi Türkçe olarak yapılabilir. Görüntü. Türkçe metin denetimi Hocam bundan yapabiliyor emin muyum? değilim ama yanlış olabilir mi? Doğru. Yanlış olacak. Çünkü genellikle İngilizce karakterler değil miydi? Metin yazım denetimi ayarına baktığın zaman burada Türkçe sözlük yok. Onun için İngilizce sözlükler üzerinde denetim yapma imkanımız var. Onda metin kısmında
İlk başta sözcük seçimi falan yapıyorsun. Daha sonra buradan metin denetimi diyerek denetim yapma imkanımız var. Tamam mı? Mesela Ece burada mesela Eko olarak seçip şey yapabiliriz buradan. Değiştirebiliriz. Beşinci soru. Görüntü işleme yazılımı dışarıdan metin almaya izin verir. Doğru. Doğru. Bunu nereden yapıyorduk? TXT ya da RTF uzantılı olarak kaydediyorsun. İçi aktar. Ben burada memleketimin şeyini seçtiğim zaman İzmir verisi vardı. Mesela memleketim TXT dosyasından İzmir verisi. Sadece bu var. Yani siz o dosyanın içine birçok şey yazabiliyorsunuz. Ben örnek olsun diye İzmir yazmıştım daha önceden. Bu doğru olacak. Altıncı soru. Çizgi aracı shift tuşu ile birlikte kullanılırken 45 derecelik açı ile bir çizgi çizilir. Hocam doğru mu? Tuşuyla evet 45 derecelik açılarla şu an shift tuşuna basıyorum. Şöyle mouse'un sol tuşuna basılı tutup sürükle bırak yöntemiyle nereye konumlandıracaksan oraya kadar döndürüyorsun. Mesela şöyle çizdiğin zaman ne yaptık? 5 derecelik açılarla çizgi çizebiliyorsun. Doğru olacak. Yani shift tuşunu biz düzgün çizimler yapmak için kullanabiliyoruz. Oradan aklımda kalabilir. Yedinci soru. Bir nesneye ait nitelikler başka bir nesneye kopyalanabilir. Hocam bundan emin değilim ama yanlış olabilir mi? Doğru olacak bu da. Ama doğru hocam, kopyala yapıştır mantığıyla yapabilir. Şimdi burada diyelim bir tane şöyle şöyle bir tane ok çizelim. Tamam mı? Onu çizdikten sonra ben şurada ne yapmışım? Bir eğim vermişim yıldıza. Bunu ilk başta CTRL-C ile bir kopyalıyoruz. Tamam mı? Daha sonra nereye nitelik yapıştıracaksam bununla mesela filtre uyguladık. Bu uyguladığınız filtreyi buna uygulamak için sağ tuş da mıydı? Bir dakika. Düzenleden nitelik yapıştır var. Buna şey yapmadı. Nitelik yapıştır. Ctrl Alt Shift V ile uygulayabiliyoruz. Şöyle bir şey çizeyim yine. Uygularken şunu seçtik. Ctrl-C ile kopyaladım. Sağ tuş düzenleden nitelikleri yapıştır dediğim zaman bunun niteliği buna da yapıştırmış oluyoruz. Yani kısa yol tuşu Ctrl Alt Shift V ile seçilir. Onun için cevap doğru olacak. 8. soru. Görüntü işleme yazılımı ile çizgiye ok uçları ekleyebilirsiniz. Hocam ben emin değilim ama doğru mu? Doğru olacak. Burada eklemek için mesela şu çizgi çizmiştik ya buradan komutlardan yaratıcıdan ok uçları ekle diyerek buna istediğin başına sonuna ekleyebilirsin şuradan. Geldik. Kilitlersen aynı ok uçları oluyor. Kilidi kaldırırsan farklı ok uçları yapma başa farklı sona farklı yapabiliriz. Mesela şöyle tamam dediğin zaman buna ok ucu eklenmiş oldu şurada. Tamam mı? 8 de doğru olacak. Gelelim gelişmiş özellikler. Evet, birinci soru. Görüntü işleme yazılımı çizilmesi mümkün olmayan nesneleri şekil birleştirme ile ortadan kaldırmaktadır. Yanlış mı? Doğru olacak. Soruyu anlamadım hocam. Yani çizilmesi mümkün olmayan şekilleri
bütün o nesneleri şekil birleştirmeyle ortadan kaldırmaktadır. Bununla ilgili şurada dosya açtan şuradan yüz seveyim. Mesela ben şöyle bir şekil nasıl çizeceğim? Yani burada iki tane dikdörtgen çizdikten sonra burada birleştir işlemi yapılmış. Yani kesişim noktaları atılmış. Mesela burada toplama işlemi yapılmış. Çeyrek birinci nesne ile ikinci nesne toplandığı zaman alttaki birinci nesnenin rengini almış. Mesela kesişim noktaları sadece kesiştirle yapılmış. Zımbalar mesela kesişim bölgeleri ve ikinci nesne atılmış. Sadece L şeklinde kalmış. Sadece kırpma işlemi yapılmış burada. Kestiyle kırıp aynı işlemler gibi düşünebilirsin burada. Bunları yapmak için ne yapıyorduk? Mesela birine örnek olsun diye değiştirden yolları birleştir. Mesela burada zımbala işlemi yaptığımız zaman ne yapıyorduk? Birinci şekilden ikinci şekli çıkartıyordu. Tamam mı? L şeklinde kesişim birinci şekilden ikinci şekli çıkardığın zaman bu şekilde L oluyor zımbalada. Yani bunları biz normalde çizme imkanımız var mı? Mesela şu birleştir çizebilir miyiz? Kendimiz. Zor. Değil mi? Aynen hocam. Şekil birleştirmeyle bunların yapma imkanımız var. Evet. İkinci soru. İki, nesneleri çoğaltmak için sadece kopyala yapıştır yöntemi kullanılmalıdır. Hocam doğru olabilir mi? Ama sadece kopyala yapıştır. Sadece diyor. Sadece kopyala yapıştır mı var? Ctrl C, Ctrl V mi var? Yok. Birçok yöntem var değil mi? Aynen hocam, yanlış bu. Mesela şunu ben bunu işaretçi alt işaretçi aracı seçilirken şöyle alt tuşuna basarak ne yapabilirim? Ya da işaretçi aracı seçili alt tuşuna basarak bu şekilde kopyalayabiliyorduk, çoğaltabiliyorduk. Bu bir yöntem. Bir yöntemle düzenleden çoğalt CTRL alt D kısa yol tuşu kullanılıyor burada. Ya da CTRL shift D'de kullanılmaya yarıyor. Mesela bunları deneyelim. CTRL alt D'ye bastığım zaman ne yaptık? Şu an çoğalttı. CTRL shift D dersen bunu da kullanılıyor. Yani üstünde alıyor bak. Bunları çoğaltmak için kullanabiliriz. Bunu seçtik ki sağ tuş menüsünde düzenleden çoğalt kolonuna var. Bunlarla çoğaltma işlemi yapabiliyoruz. Yani sadece kopyala yapıştır yöntemi yok burada. Üçüncü soru. Degrege aracı nesnelerin renklerini bir renkten bir renge geçişini sağlar. Hocam doğru mu? Doğru. Bunu da hemen gösterelim bir yerde. Mesela bunda degrade aracını şuradan seçebiliyoruz. Degrade seçtikten sonra burada özellikler panelinde renklerini değiştirebiliriz. Mesela yeşilden maviye giden bir renk yaptık. Buradan şey yapabiliriz. Daha sonra bunu buradan doğrusal mı, radyal mi, koni mi, elips mi, buradan bunları da yapma, dalgacıklar mı, dalgalar mı, buradan ayarlayabiliyorduk. Bunu eski haline getirmek için ne yapıyorduk? Kaldırabiliyoruz mu bunu? Kaldırmak için burada yoku seçtiğin zaman şu an şey gitti ya da düzü seçerek düz renk olarak degrade kaldırma imkanım var. 3 doğruydu. 4. soru da cevaplamış olduk aslında. Renk tonlaması uyguladıktan sonra renk tonlaması kaldırılamaz. Yanlış hocam. Yani özellikler paneline gidip orada düz ya da yoku seçmeniz lazım. Degrade. Mesela buradan da ayarlayabiliriz.
Mesela ben buradan düz değil de şuradan direkten doğrusalı seçtim. Şu an burada ayarlama imkanımız var şu kısımdan da degrade. Tamam mı? Beşinci soru. Matlık değeri azaltılarak nesnelerin görünürlüğü azaltılabilir. Hayır hocam, aslında matlık değeri az yani. Azaltılabilir. Yanlış olacak, değil mi cevap? Hocam görüntülü hani şey görünürlüğü daha artması gerekmiyor mu nesnelerin matlık azaldıkça? Mesela bu buna matlık oluştu. Eklemek isteyelim. Bunu seçtiğiniz zaman filtrelerin hemen üstünde 100 değeri var. Mesela sıfıra getirdiğim zaman gözükmüyor nesne. Tamam mı? Buna 50'ye getirdiğim zaman yarı sayıdan olarak görürsün. %100 olduğu zaman da hepsi gözüküyor nesnenin. 6 yanlış olacak. 7. 5 yanlış olacak, pardon. Matlık değeri bir dakika karıştırdım. Matlık değeri azaltılarak nesnenin görünürlüğü azaltılabilir. Doğru olacak bu. Doğru Tamam mı? olacak hocam. Evet, ben saydamla karıştırdım onu. Şimdi buradaki şunu da şu 4 yanlış olacak. Tamam mı? Tamam hocam. 1 doğru, 2 yanlış, 3 doğru, 4 yanlış, 5 doğru, 6. Yola eklenen metinler bir daha yoldan ayrılamaz. Hocam yanlış değil mi? Ayrılıyor diye biliyorum ama. Mesela şurada bu 15 Temmuz demokrasi zaferini yola eklemişiz burada. Tamam mı? Bunu da metin kısmından yola ekle deyip ikisini de seçiyorsun yazıyla şeyi. Yoldan da ayırabiliyorum şu an. Tamam mı? Mesela yazının ikisini de seçelim. Hem yazıyı çevir. Şu an ben gelip metinden yola ekle dediğim zaman bu ne yapıyor? Yazı yola ekleniyor. Tamam mı? Evet. Bu yanlış olacak. 7. soru. Yola dönüştürülen metinler metin özelliğini kaybeder. Hocam yanlış mı? Doğru olacak. Ama Grafiğe doğru cevap. dönüşüyor. Tamam mı? Yola dönüştürülen metinler metin özelliğini kaybeder. Mesela bunu şurada bir Ece yazalım. Ece yazdık. Şuradan soldan sağa diyelim. Mesela burada Ece yazdığın zaman bunu metin kısmından yollara dönüştür kısa yol tuşu CTRL Shift F'dir. Buna bastığın zaman bu şimdi grafiğe dönüştü. Daha sonra bir dakika yapamadık. Şimdi metinden yola dönüştürdük. Bu grubu çözüyoruz. Tamam mı? Evet, ondan sonra diyelim E harfinin ben gelip burada ne yapabilirim? Rengini sarı olarak ayarladım. Mesela bunu niye? Mesela şu şeyle alt seçim aracıyla grafik tarzı böyle şeyler yapabilirsin. Her rengini değiştirebilirsin. Mesela şunu C'yi mavi yaptım. Örnek olarak E'yi kırmızı yaptım. Burada grafiti tarzı şeyler yapabilirim. Mesela alt seçim aracıyla bu tarz şeyler yapmak istiyorsan kullanabiliyorduk. Metin yollara dönüştür. Dediğim zaman metin özelliğini kaybediyor. Evet. 8. soru. Görüntü işleme yazılımı nesnelerin dönüşümlerini sağlamak için bir menüye sahiptir. Hocam doğru mu? Menü içinde komut var. Doğru. Mesela neyi dönüştürelim? Şu yazısını değiştir, dönüştürden burada serbest dönüştürme aracı var. Bununla yapabiliriz. Yani Q tuşuna bastığın zaman ölçek aracını alıyorduk. Yani şuradaki şeyler bunları seçebiliyorduk. CTRL T ile
aynı işi yapıyor aslında. Tamam, CTRL'i serbest dönüştürmek. Q'ya bastığım zaman da ölçek aracını, mesela şu an Q'ya basayım. Ölçek aracı seçildi. Tamam mı? Mesela CTRL-T'ye basayım. Yine aynı ölçek aracı seçiliyor. Tamam mı? Buradan değiştir dönüştürden işlemler yapabiliyorduk. 8'de doğru onun için. Modül değerlendirme soruları. Ekranda bir defa görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bir defa görülen. Çözünürlük mü? Toplam, yani yatay ve dikeydeki piksel sayısı çözünürlük oluyor. Doğru. Aferin. İkinci soru. Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır? Hocam GIF mi? GIF olacak. Doğru. DMP dosyası sıkıştırılmamış, yani dosya formatıyla. Burada BMP, yani bir dosyanın JPEG hali daha az yer kaplarken BMP dosyası daha çok boyutta yer kaplıyor. Yani JPEG BMP'nin sıkıştırılmış hali gibi düşünebilirsin. Şimdi soru. Görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir. Dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam JPEG mi? Yoksa PNG mi? PNG. PNG olacak bu. Yani Fireworks'ün dosya uzantısı, yani şurada nokta PNG oluyor. Tamam mı? Dördüncü soru. Web sitelerinde sık sık kullanılan hem kaliteli hem de boyutu düşük resim formatı aşağıdakilerden hangisidir? JPEG. JPEG olacak bu. 5. Görüntü işleme yazılımında var olan bir nesneyi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? CTRL-O mu hocam? Evet, doğru. Open'dan geliyor. CTRL-N'e new'den yeniden geliyor. Mesela CTRL-S'e save'den kaydetten geliyor. CTRL-O open'dan geliyor mesela. İngilizce'de aç demek. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir? Seçmek gözükte görün. Hocam site mi? Site olacak. Site web var değil mi? Evet. Yedinci soru. Aşağıdaki araçlardan hangisi bitmap seçim yapılması için kullanılmaz? Hocam şey mi acaba? Kement aracı mı? Resimler üzerinde seçim yapmadan bahsediyor burada. Seçim çerçevesi var. Doğru. Kement aracı da var. Doğru. Oval seçim aracı da var. Doğru. Burada alt seçim aracıyla nesneleri seçiyoruz. Tamam mı? Resim üzerinde değil de nesneyi seçiyoruz. Yani var mı burada bir resim? Şurada. Şimdi seçim çerçevesi aracı bu. Dikdörtgen seçim yapıyoruz. Oval seçim aracım bu. Şurada. Oval seçim yapıyorum. Mesela ben burada kement aracıyla kulağı seçmek istediğim zaman şöyle ne yapıyorum? Serbest seçim alanı oluşturup kement aracıyla seçebiliyorum. Tamam mı? Alt seçim aracıyla nesneleri seçmeye yarıyor bu. CTRL-D ile iptal edelim mi? Alt seçim aracı ile biz nesneleri ne yapabiliyoruz? Farklı şeye büründürebiliyorum ben. Mesela bundan şöyle diş gibi bir şey yapma imkanımız var. Şurada. Nesneleri seçebilirsin alt seçim aracıyla. Ancak cevap bol olacak. Sekizinci soru. Sihirli değnek tolerans değeri hangi değerler arasındadır? Bundan emin değilim hocam ama. Hocam B mi? 0 ile 255 arası bir değer alıyor bu. Tamam mı? Mesela burada sihirli değnek aracı bu. Buradan bir renk seçtiğin zaman
tolerans değeri küçültürsen, mesela ben şu an sadece o pikseli seçmiş oldum. Tamam mı? Şurada sadece yeşili seçtim. Ama biz tolerans değerini 255'e kadar ayarlıyoruz. Daha çok alanı seçmiş oluyoruz. Mesela 53 dediğim zaman şu an sadece burası seçili. Bunlar da yeşil tonu sonuçta. Tamam mı? Dokuzuncu soru. Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden hangisine basılmalıdır? Ha, bunu bilmiyorum. Hocam ses mi? Yok, ses olamaz. Enter mi acaba? Enter olacak. Çünkü emin değilim hocam ama en iyisi. Enter şu olacak burada. Şimdi diyelim şöyle bir 40 şuradan şöyle gözleriyle burnunu almak istediğin zaman Enter'a bastığın zaman şey oluyor. Ya da burada ne yapıyorduk? Mouse'da yapacaksan çift tıklıyorduk. Kırpmayı iptal ettirmek istiyorsan ESC ile iptal ediyorduk. Tamam mı? 10. soru. Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırması amacıyla kullanılır? Hocam leke aracı mı? Leke aracı olacak. 11. soru. Aşağıdakilerde hangisi nesneleri ölçeklendirme araçlarından biri değildir? Ölçeklendirme araçlarından. Kırpma aracı mı acaba hocam? Kırpma aracı. Ölçeklendirme araçlarında baktığın zaman şurada hemen işaretçi aracının altında ölçek aracı, eritme aracı, deformasyon aracı şeklinde şeyler var. Buradan gerekli işlemler yapabiliyoruz. Tamam mı? Şöyle açılı yerleştireceğin zaman kullanabilirsin. 12. soru. Görüntü işleme yazılımı nesnelerin açılı döndürülmesinin aşağıdakilerden hangisine sahip değildir? Hocam şey mi? D mi? 270 derece mi? 270 derece olacak. Eyvah. Yok galiba öyle bir şey. Burada değiştir, dönüştür de açılı olarak 180 derece döndürebiliyorsun. Saat yönünde 90 derece döndürebiliyorsun. Saatin aksi yönünde 90 derece döndürüyorsun. Burada numerik dönüştürme kısmında bir şekli şuradan döndürü seçip mesela burada 270 derece burada da verme imkanım var. Şuradan da 270 derece buradan döndürebiliyoruz. Tamam mı? Ama şeyde yok. Değiştir dönüştürün altında şurada 3 tane açı değerleri ayarlamışlar. 180 derece, saat yönünde 90 derece, saat aksi yönünde 90 derece. Burada 270 derece yok. Önce cevap 270 olacak. 13. soru. Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Bu da hocam şeyden, filtrelerden miydi? Gölge eklemek için Aktif filtrelerden, pardon. filtreden yapıyorduk özelliklerden. Bununla ilgili ayrıyeten şey var burada. Filtreler menüsü var. Ama burada daha az seçenek var. Şuradan yaptığın zaman, buradan seçtiğin zaman daha fazla seçeneğin oluyor. Tamam mı? Aynı için özellikler denetçisinden yapmak daha karlıdır. 14. Aşağıdakilerden hangisi merkezden dikdörtgen çizmek için dikdörtgen aracıyla birlikte kullanılmalıdır? Hocam alt mı? Alt olacak. Doğru. Peki merkezden demiş. Sorularda da vardı bu. 15. Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı kullanılır? Hocam bu da şif. Shift olacak. Evet. 16. 16. Katmanlar panelinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Yeni katman ekleme yapılır. Katman kilitleniyor. Hocam katman renklendirme.
olacak. Burada yok ama Flash'ta böyle bir şey de oluyordu. Şeyde. 17. soru. Bir katman üzerine çalışmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? Bir katman üzerine çalışmak için. Katman kilitleyebiliriz. Katman edebiliriz. Tek katman düzenleme. Hocam tek katman düzenleme mi? Tek katman düzenleme işte katman seçeneklerinden ayarlıyorduk ve milyonlarca katman tek tek çiftlemektense tek katman düzenlemeyle bunun seçeneğini seçtiğim zaman aktif katman üzerinde işlem yapabiliyorduk. 18. Nesnelere doku aşağıdakilerden hangisiyle eklenir? Hocam özellikler denetçisinden değil mi? Doku özellikler denetçisinden ekleniyor. Doğru. 19. Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için hangi seçenek kullanılır? Kopyala yapıştır kullanılabilir. Bir nesne gölge oluşturduk ya şurada. Nerede yapmıştık onu biz? Şurada mı? Yani şurada. Hatırlarsan burada bir tane bunu kopyaladık değil mi? CTRL-C ile. Ondan sonra gelip buna ne demiştik? Nitelikleri yapıştır. Nitelikleri yapıştı. CTRL-Alt Shift olacak. Cevap. Yani şey olacak. Nitelik yapıştır olacak. Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için biz nitelik yapıştır kullanıyoruz. 20 son soru. Aşağıdakilerden hangisi iki nesneyi birleştirir? Hocam birleştirme. Hayır. Topla. Toplu olacak. O anda şuradan izah edersek. Şundan niye aşağıya gelmiş? Şurada toplama işlemi yapılmış. Ecenur. Şurada. Bunda. Birleştir dediğin zaman kesişim noktasını atıyor. Topla dediğin zaman birinci resimle ikinci resmi toplayıp ve İkinci resim, ikinci nesnem mesela sarıydı. Burada toplama işlemi yapıldığı için maviye dönüşüyor. O anda şuradan yapabileceğimizi söylemiştik. Yolları birleştir, değiştir, yolları birleştir. Buradan yeni nesneyi seçip topla dediğin zaman Ctrl Alt U tuşuyla toplama işlemi yapıyor. Cevap burada şey olacak. Topla olacak. Metni vurgulayalım. Şimdi bir tane şey tasarımı yapalım burada. Şöyle bin olarak açtığımız zaman koronavirüsle ilgili bir tane CD tasarımı yapalım Ecenur. Şurada bir arka zemin renginde gri renk olarak ayarlayayım. Şimdi burada CD boyutlarını yapmak için kafana göre çizemiyorum. Mesela en büyük dairenin şeyi milimetre olarak 117x117 olacak. Bunu piksele internette milimetreyi piksele dönüştüren siteler var. Oradan 442'ye 442 piksel olarak yapacağız. Ortadaki daireyi 36'ya 36 milim yani 136'ya 136 piksel olarak ayarlayacağız. En içteki daireyi de 75'e 75 piksel olarak ayarlıyoruz. Boyutlar bu şekildeydi. Şimdi ben burada bir tane shift tuşuna basılı tutarak bir tane ne yaptım? Şurada daire oluşturuyorum. Beyaz renkli yapayım bunu. Burada en dış daireyi ne yapacaktık? 442'ye 442 olarak ayarlıyorum bunu buradan. Tamam mı? Şimdi bunu buradan kopyasını alayım. Alt gereğiyle ve değerlerini değiştirerek içteki daireyi de yapalım. İçteki daireyi yapmadan önce şunun rengini kontur rengini de beyaz yapayım. Bunu da beyaz yapalım.
Bu ikinci ortadaki dairenin ölçüsü 136'ya 136 olarak ayarlıyor. Şurada. Bunu da ortaya yerleştireceğim. Ve şey var. Bunu şu an altta çoğaltayım. Ve içteki daireyi de 75'e 75 olarak ayarlayacağım. Bunu da 75'e 75 olarak ayarladıktan sonra bunu şöyle yerleştirdim. Ortada yerleştirirken kırmızı şeyler çıktı tam. Bak şöyle tam ortaya ne yapmış olduk? Yerleştirdikten sonra bu üç daireyi seçiyorum şimdi. Seçtikten sonra değiştirden yolları birleştir. Zımbala dediğim zaman ortadaki kısım çıkıyor. Yani CD'nin ortası boş ya, o kısmını yapmış olduk. Şu an çıkarmış olduk. Bunu da burada yaptıktan sonra mesela bunun üstüne gelip ben ne yapacağım? Resim alacağım. Resim alırken bu içini yapıştırla ben CD'nin üstüne içini yapıştır diyerek maskeleme işlemi de yapabiliyordum. Onu da şöyle gösterelim. Şunları bir şöyle şuraya doğru taşıyalım. Dosya, chapter dedim. Şurada koronavirüsle ilgili bir resim indirmiştim ben. Şuradan mesela üstüne denk gelecek şekilde resmi bu şekilde ayarladıktan sonra şunu biraz daha şöyle taşıyalım. Şimdi bunu buradan resmi seçip kesiyorum. Ctrl-X ile. Ondan sonra CD'yi seçiyorum. CD'yi seçtim. Ve burada düzenleden içine yapıştır. Ctrl-Shift ve dediğimiz zaman şurada CD'yi seçelim. Düzenleden içine yapıştır dediğim zaman resim şu an CD'nin üzerine gelmiş oldu. Tamam. Burada biz maskeleme işleminde ne yapmış olduk? Buradan ayarlamış olduk. Anlaşıldı mı Ecenur? Anlaşıldı Anlaşıldı mı? hocam. Şimdi ben şuraya hani şu 136'ya 136'lık bir dairem var diye ben bunun etrafına ne yazayım? Maske, temizlik, sosyal mesafe, koronavirüs yazdıralım. Şeyde şuraya. Yani şu 136'nın çevresine. Onun için burada yollara dönüştürecek, yola ekleyeceğiz ya. Biz burada 136'ya 136'dan büyük bir daire çiziyorum ben. Onun için şurada elips aracını aldım. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Burada bir tane çizdim. Ve bunun boyutunda 136'ya 136'dan büyük bir değer veriyorum. Ne vereyim? 142'ye 142 vereceğim. Tamam mı? Şu an bunu da ayarladıktan sonra burada yazı aracını alıyorum. Yazı aracıyla şöyle şey yazacağım. Maske virgül sosyal mesafe virgül temizlik virgül korona virüs. Şu an bunları da yazdım. Şöyle daireyi de buraya alayım. Maske, sosyal mesafe, temizlik, koronavirüs. Şimdi burada daire ile yazıyı seçmek için ne yapıyorum? Shift tuşuyla ikisini beraber seçtim. Ve burada değiştirden metin menüsünden yola ekle dediğim zaman yazı
yola eklenmiş oluyor burada. Geri alalım bir. Çok büyük olmuş yazı. Boyutunu 24 olarak ayarlayayım. Şimdi meetingden yola ekle dedik. Sadece maskeyle sosyali aldı burada. Yazı çok büyük mü geldi? Metin yola ekle dedim. Şimdi hepsi şeye sarıldı. Bu şekilde. Şu an bunu bu şekilde buraya eklemiş olduk. Rengini değiştirsek şu an mavi oldu, beyaz renk. Bunu ölçek aracıyla istediğimiz gibi de döndürebiliriz yazıyı. Şöyle. Ve buraya da mesela farklı renklerde COVID-19 yazdırmak istersek şöyle. COVID-19 yazı çok küçük oldu boyutu. COVID-19. Şimdi burada her birini farklı renkte grafit tarzında yapmak istiyorsak yollara dönüştür dedikten sonra grubu çözüp burada mesela C'yi farklı bir renkte yapalım. Mavi yaptım diyelim. O'yu yeşil yaptım. V'yi mor yaptım. I'yi kırmızı olsun. D'yi sarı yaptım mesela. Yeşil yaptım. Biri beyaz yaptım. Dokuzu da gri konu yaptım.
Şu ortadaki çizgiyi bunları da bu şekilde ayarlayıp işini bitirdiğin zaman burada grupla diyerek tekrar grup oluşturup CD'nin üstüne şu şekilde bir yere yerleştirebiliriz. Şu şekilde bir şeyler yapılabilir. Anlaşıldı mı Ejnur? Anlaşıldı hocam. Yani bu tarz bir CD tasarımı yapmış olduk. Burada ölçüler işte 442, 442, 136, 136, 75, 75 piksel olarak ölçülerini yaptık, ayarlamış olduk. Bir video vardı, onu izlettireyim. Bu video teknoloji bağımlılığı nedir ile ilgili bir video Ejnur. İzleyelim, ondan sonra üzerinde konuşuruz. Tamam hocam. Hoş bulduk. Teknoloji bağımlılığı, teknolojik aletlerle sağlıksız bir ilişki kurmasıdır kişinin. Bu sağlıksız ilişki sonucunda da devamlı olarak zihninin teknolojik aletlerle meşgul olması, şayet kullanmıyorsa, kullanmadığı zamanlar kendini kötü hissetmesi, gergin, sinirli hissetmesi, kullanım süresini her geçen gün daha fazla ilerletmesi, kullanımından dolayı sorumluluklarını ihmal etmesi ve bundan dolayı işiyle, ailesiyle ve sosyal hayatıyla problemler yaşamasıdır. Teknoloji bağımlılığı insana birçok boyutta, gelişim boyutuna zarar verebilir. Bunları başlıcalarını sıralamak gerekirse fiziksel anlamda insanın gelişimini, kemik ve kas gelişimini, beden duruşunu olumsuz anlamda etkileyebilir uzun süreli kullanımlar halinde. Psikolojik anlamda baktığımızda insanda depresyon, diğer bağımlılıklar, bazı spesifik psikopatolojik bozukluklar, ki bunlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir, sosyal fobi olabilir, bunları tetikleyebilir. Sosyal anlamda baktığımızda insanın özellikle yakın çevresiyle iletişimini ve ilişkilerini bozabilir. Zihinsel anlamda baktığımızda da düşünce süreçlerini ciddi anlamda sekteye uğratabilir, zarar verebilir. Teknoloji bağımlılığı en başta insanın bilinçli bir şekilde teknolojik kullanımına, bilgisine sahip olmamasından kaynaklanır. Bunun haricinde şayet bir insanda bir psikopatolojik bozukluk varsa, özellikle depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da sosyal fobi gibi, bunlar da teknoloji bağımlılığını tetikleyebiliyor. Ayrıca insanda başka bir bağımlılığın olması yine teknoloji bağımlılığına sebep oluyor. Bunun haricinde sosyal çevrenin baskısı, merak duygusunun bu konuda fazla olması, problem çözme becerilerinin gelişmemesi ve hayatta anlamlı bir hedefin, bir amacın olmaması teknoloji bağımlılığını tetikleyen faktörler arasında. Teknoloji bağımlılığında 3 tane basamak var. Birincisi teknoloji kullanımı. Bunda hiç problem yok. Herkes doğru bir şekilde, aktif bir şekilde, etkin bir şekilde teknolojiyi kullansın. Bu teknolojinin hayatımıza kattığı bir renktir, güzelliktir. Olmadan olmaz. Yani bu devirde biz teknolojisiz yaşayamayız. Teknoloji hayatımızın aktif, ayrılmaz, vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla teknolojisiz bir yaşam düşünmüyoruz. Ancak biz teknolojiyi kullanalım, teknoloji bizi kullanmasın. İkinci olarak teknolojinin kötüye kullanımı var. Teknolojinin kötüye kullanımında
insanın fiziksel olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak ya da zihinsel olarak teknolojiyi yoğun kullanmaktan, sınırsız kullanmaktan, sorumsuz kullanmaktan dolayı zarar görmesidir. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Özellikle gençlerde ve çocuklarda ağırlıklı olarak gördüğümüz bizim teknolojinin kötüye kullanılması. Yani derslerini, sosyal ilişkilerini, bedensel gelişimlerini, psikolojik benlik algılarını olumsuz etkileyecek şekilde teknolojiyi kullanıyorlar. Tabii bu bağımlılık değil ama bağımlılıktan önceki bir önceki adım olduğu için ailelerin çocuklarının hangi basamakta olduğunu tespit edip ona göre doğru adımları atmaları gerekiyor. Üçüncü basamakta teknoloji bağımlılığından bahsediyoruz artık. Burada teknolojinin her türlü zararını görmesine rağmen hayatında vazgeçememesi ve teknolojisiz bir hayat düşünememeye başlamasıdır insanın. Bu noktada artık bağımlılık dediğimiz süreç gerçekleşmiştir. Bağımlılık gerçekleştirdikten sonra da kişinin kendi kendine, kendi iradesiyle bu problemden kurtulması çok çok zor olacağından dolayı muhakkak tıbbi bir tedaviye, uzmanların tedavisine başvurması şarttır. Teknoloji bağımlılığı hem ülkemizde hem dünyada büyük bir sorun haline geldi ve her geçen gün bu sorun büyüyor. Dolayısıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın mutlu, başarılı, sağlıklı bir gelecekte yaşamalarını istiyorsak bugünden her kurum ve kişi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve gençlerimizi sağlıklı bir geleceğe doğru hazırlamalıyız. Şimdi burada teknolojiyi doğru kullanırsak çok güzel. Ama biz teknolojiyi kullanmalıyız. Teknoloji bizi kullanmamalı. Yani eğer sorumluluklarımızı unutturuyorsak burada mesela öğrenciler ödev yapması gerekirken ya da üniversite sınavına hazırlanması gerekirken gidip saatlerini teknoloji üzerinde harcıyorsak bu doğru bir şey olmuyor. Biz hiçbir zaman öğrencilere demiyoruz yani. Birlikte hiç oyun oynamayın, film izlemeyin, internette dolaşmayın demiyoruz. İşte burada sorumluluklarınızı unutturmaması lazım. Şimdi bölümde baktığınız zaman üniversite sınavını kazanan öğrenci sayısı her geçen sene daha da azalıyor. Yani artık tek tük öğrenci üniversite sınavına kazanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de bilişim teknolojilerindeki öğrencilerimizin daha çok böyle bilgisayarı eğlence amacı olarak kullanmaları, oyundur. Böyle teknolojiyi İşte sorumluluklarını unutturacak düzeyde kullanmalarından kaynaklanıyor. Sen ne dersin Ece Nur? Sen ne kadar kullanıyorsun mesela? Sorumluluklarını unutturuyor mu kullandığın zaman? Hayır hocam, çok fazla aşırı değil. Hani yerine göre yani diyeyim. Hani bilinçli derslerden mi kullanıyorsun? Sonra... Evet hocam, ben mesela ilk başta derslerden sonra biraz elime alıyorum. Hani sonra bırakıyorum, akşam tekrar elime alıyorum. Hani öyle pek fazla kullanmıyorum yani. Yani orada yapılabilir. Ödül olarak hani diyelim bir 40 dakika ders çalıştın üniversiteye yönelik. TYT diyelim, matematik çalıştın ya da Türkçe çalıştın, tarih çalıştın. Böyle gününü planladın ve arada dinlenmek için diyebilirsin ben 15-20 dakika telefonuna vakit geçireceğim ya da 15-20 dakika kitap okuyacağım. İşte o sorumluluğunu yerine getirdiğim zaman böyle kendimize ödül olarak verebiliriz. Ama biz maalesef bazen tersini yapıyoruz. Saatlerimizi böyle teknolojik cihazların karşısında geçiriyoruz. Ama sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz de oluyor. Yani zaten hani sorumluluklarını yerine getiren öğrenciler... Neden sonra da bir yerlere gelebiliyorlar. Mesela liseden sonra işte burada hedefsizlik de çok
kötü bir şey. Yani bizi en çok meslek lisesinde, beni şahsen en çok üzen çevrelerden birisi de meslek lisesindeki öğrencilerimizin böyle gelecek kaygılarının olmaması. Yani ben liseyi bitirdikten sonra ne yapacağım düşüncesinin olmaması oluyor şeyde. İnşallah sizler bir yerlere gelirseniz Ece Nur.